yapacağınız iş kolay değil. Sonuna kadar gitmeye çalışalım şimdi. Hakikaten kolay değil. Yani zor bir iş. Kendinizi aşacak bir iş vereceğiz size. 8 adım. Tav Havalimanları Holding olarak 2007 yılında halka açıldığımızın bu yana 4 tane faaliyet raporu çıkarttık. Bu yıl faaliyet raporunda 5. yılımız ve ilk günkü heyecanımız devam ediyor. Çünkü biz faaliyet raporlarının hazırlanması ve üretim sürecini hiçbir zaman bir zorunluluk olarak görmedik. Ve biz bundan çok büyük keyif alarak hazırlandık. 8, 2 ve 3 ve... Tav Havalimanları Holding olarak bu yılda farklı bir projeye imza atmak istedik. Yaklaşık 4 yıldır birbirinden farklı ve Tav Havalimanları'nın genetik DNA'sında olan yaratıcılık anlayışını destekleyen projelere imza atmıştık. Bu yılda yine bu sürdürülebilirliği sağlamak istedik. Havalimanlarında hizmet sanatı ve bunu da en güzel dans gösterdiği düşündük ve ortaya bu proje çıktı. Ve tabii dans deyince de aklımıza hemen Tan Sağ Türk geldi. Hep beraber değişik rollerdeyiz aslında, değil mi, iş hayatında? O rollerde örtüşen hareketler, bir takım dans hareketleri bulup onları fotoğraflayacağız. Her birimiz birer manken olacağız. Faaliyet raporları şirketlerin dışarıya bakan yüzlerini ifade eden araçlardan bir tanesi. Bu anlamda şeffaflık şirketin niteliklerini iyi anlatabilmek kadar inovatif yönümüzü vurgulamak da çok önemliydi. Bir taraftan regülasyonlar artıyor, bir taraftan raporlanacak konular artıyor, bir taraftan raporların büyüklükleri ve kalınlıkları artıyor ama bir taraftan da daha az zamanımız var. SPK'nın zorunlu kıldığı diğer bölümler dışında biz farklı hangi bilgileri, hangi başlıklar altında kullanabiliriz, verebiliriz, tüm paydaşlarımızın anlayacağı bir dille paylaşabiliriz diye çok uzun zaman çalışıyoruz. Burada önemli olan şirketin yapısıyla gelen projenin niteliğinin birbirine yakın olması ve birbirini tamamlayabilmesiydi. Biz de bu anlayışta finansal bir rapor olan faaliyet raporunda bu yaratıcılığımızı göstermek istedik. Arkadaşlarımızla acaba biz böyle bir şey yapabilir miyiz dedik. Tabii kolay olmayan bir iş olacağını düşündük hep ama çok iyi bir ekip olunca böyle bir ekiple çalışmak da çok keyifli. Bizim amacımız tüm paydaşların, ama finans bilen bilmeyen tüm paydaşların faaliyet raporunu okunabilir olarak görmesi ve sıkılmadan baştan sona kadar sayfalarını çevirebiliyor olması. Bu faaliyet raporunda yola çıkarken ilk destek aldığımız kişilerse üst yönetimimiz oldu. Yenilikçi düşünen ve bizi her zaman yenilikçi düşünmesiyle motive eden üst yönetimimize çok çok şey borçluyuz. Çalışmalarımızda geçmiş yıllarda olduğu gibi çalışanlarımızın da bu projede yer almasına önem gösterdik. Çünkü memnuniyetle birlikte şirketimizin tanınma adımında en önemli halka çalışanlarımız oluyor. Biz onlara hareketleri yükledikçe, hareketler onlardan da geldikçe, birçoğu da doğaçlama bu gördüğünüz hareketlerin kendileri tarafından üretilmiştir. Ortaya çok özel bir şey çıkacağını hissettirdiler bize. Bu ayak böyle duruyor. Tamam. Bu böyle, o da. Hayata geçen bu projeden okuyanların da, izleyenlerin de, biz içindeyken bizlerin de çok keyif aldığını düşünüyoruz. Umarım sizler de aynı keyfi yaşarsınız.